ben bu olayları duydum. Hepsinden öte de şu kadar söyleyeyim size. Ben Tolga Durles'le bir ay önce buluştum. Ah, haberimiz yok. Şu andaki olamaz kimsenin. Ama hayır, hapishanede değil haber mi? Haber çıkmadan bir ay önce mi, şu andan bir önce mi? Şu andan bir ay önce buluştum. Hapishanede değil mi? Hayır. Çıktı. Hapishaneye adamcağız şey için girdi ya. Söyledi bana çek o zaman. Çek senet bir şeyler mi? Yok, ruhsatsız bir silah taşımış. Silah, ruhsatsız silah. Evet. Eşim buluştum ve sordum deme bana. Çok bomba yandı. Buluştum, bomba gerçekten. Evet. Bizim hiç haberin. Karşınızda Tolga Durles'le oturdum, konuştum, kahve içtim, sohbet ettim, ne konuştum. Oldu? Her şeyi biliyorum. Mesela? Bunları söylemeyeceğim. Ama bir dakika. Yok, hayır, bunları söylemeyeceğim. Sadece şu kadar söyleyeyim. Bildiğimi bil. Gülben Ergen. Bildiğimi bil. Ben Tolga Durles'le karşılıklı oturdum, konuştum, sohbet ettim. Nerede ev kiraladığını, burada nerede yaşadığını da biliyorum Tolga'nın. Kızının senin hakkında ne düşündüğünü de biliyorum. Onun için bana böyle gelmesinler. Peki o zaman ben kimseyi aldatmadım sözü. Ben onları bilemem. Belki... Seda Sayan'a söylediği söz o zaman. O bak ne diyorum. Niye o, ev kiraladı Tolga Durles burada? Tolga İzmir'i bırakıp buraya gelmiş. Eşiyle de ayrılma kararı almış zaten. Şu an? Yok, o dönem. O dönem. O dönem. Ama şimdi çok mutlular. Gayet iyiler. Zaten Yeşim abla bir şey sorabilir miyim? Demiştim ya çok hani yıkılmasın bu yuva. Bir çocuk var, beraber olsunlar. Orada aralarında ne yaşanmış ben onu da bilmiyorum. Ha. Bak onu sormak istemiyorum. Konuşmak da istemiyorum. Ama şunu bilsin. Onu soracaktım. Sormuyorum. Yok. Neyi bilsin? Benim Tolga'nın gözünün içine bakarak çok şeyi konuştuğumu bil. Ben size bakın daha önce de söyledim. Ben hani hep sürekli yazıyor ya onun böyle abidikten gubidikten fanları. İşte hatta geçen de bir site açtılar falan böyle. Benim sinema filmimden görüntüler alıyor. Ödül aldım ben o filmlerle. Onlardan bir şey çıkmaz. Bir de siz oyuncusunuz video zaten. Kazetim yok. Ben oyuncuyum. Çok ay Allah. Ben 70 yıllarında ucuz Yeşilçam filmlerinde falan da oynamadım. Ben eşkıyada oynamış kadınım. Bana böyle gelmeyeceksiniz arkadaş. Hiç öyle bir şey yok. Bir şeyi anlasınlar artık. Bu bir polemik değil. Polemiğe girmedim ben kimseyle. Ben benden üstün olan insanları da kıskanmam. Saygı duyarım, takdir ederim. Bana bu öğretildi. Bizim aramızda başka bir şey, gerilim var. Siz yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz. Ben yaşadıklarımı anlatıyorum, yaşadıklarımı paylaşıyorum. Ve bu da bir böyle biline diyorum, bu kadar. Ben biliyorum başka bir şey her demiyorum şeyi. Yani. Şimdi okul açmış, açsın. 60 tane okul açmış. Neyse işte ne güzel. Daha da açsın, ne güzel. Ne kadar güzel. Bir insanın okul açması, bir insanın iyilik yapmasından daha iyi ne olabilir? Buna laf asla söylemem. Anneliğine asla söylemem. Peki çok samimi arkadaşlar mıymış mesela Tolga ile Gülben? Buradayken değil. Buradayken arkadaş bile değiller. Tesadüf mü karşılaşmışlar? Yok, buradayken okulun hatta şeyini yaptırıyor. Parkını falan yaptırıyor. Evet, destek sponsoru. Oluyor inşaatına. Tolga Bey sponsor. Evet. O zaman sponsorluktan tanışıyorlar. Herhalde oradan tanışıyorlar. Ve orada da bir tanışıklıkları. Buradayken ama öyle bir şey yok. Aralarında bir ilişki yok yani da. Yeşim abla, burada ilişki yok. Bir dakika çok önemli. Hayır yok. Burada ilişki yok aralarında. Burada ilişkileri yok. Aa. Ne zaman oluyor? Olmuyor o zaman. Sonrasında oluyor. Ha oluyor. Olmaz olur mu canım? Yani. Ya Yeşim abla ben geçtiğimiz yıl onun gözlerine bakarak dedim ki senin Tolga Durles'in çok yakın arkadaşı benim de çok yakın arkadaşım. Ben süresine kadar söyledim. Benim de öyle çok yakın arkadaşım. Bir buçuk yıllık bir ilişkiden bahsediyorlar dedim. Tolga bunu saklamıyor ki zaten. Tek saklayan Gülben Ergen. Biz bunu söyleyince ahlak bekçisi. Hayır biz ahlak bekçisi değiliz ki. Yaşadıklarını saklamıyoruz. Ben kimseyi aldatmadım diyor inatla. Şöyle. Hatta o cümleyi bir hatırlatalım size. Ama bir şey var. Yani şöyle bir şey var. Nerede diyor ben kimseyi aldatmadım. Bir verir misiniz? Şeyde bir verelim. Seda Sayan'da diyor. Yani Erhan Çelik'i aldatmamış. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Olabilir. Yani aldatmak. Aynı anda idare etmek. Yani aldatmak neye göre, kime göredir? Hayır, şöyle bak. Yani bir kere bak, gerçekten bir kadından bahsediyoruz. Ece boş ver, böyle konuşmayalım. Şimdi bu kadın bu adamla tanışmış olabilir. Evet. Etkilenmiş de olabilir. Burada da evliliğinde mutsuz da olmuş olabilir. Evet, doğru söylüyorsun. Bak, mutsuz bir hepimizin başına bu gelebilir. Bu evliliği bitirmek istemiş de olabilir. Bu sırada burada belki boşanmış olabilir. Her şey olabilir. Şimdi oraları bilmiyoruz ki. Benim derdim zaten bu değil. Ben ilgilenmiyorum onların bu durumuyla. Beni hiç ilgilendirmiyor. O zaman bir ay evvel niye Tolga Durles'i? Ama tanışıyoruz dediniz. Ama şimdi hem tanıyorum hem de sizde bir takım olaylar yaşandı.
Mesela Erol Göze çıktı, özür diledi. Evet, diledi. Ya o zaten hep yapar böyle saçmalıklar. Bir sabah kalkar, can ciğerdir. Bir sabah bakarsın, senden beteri yoktur. Neden özür diledi? Hapse girmemek için diledi. Ha, o şey mevzuları, tamam, evet. Burada bir arkadaşınız vardı, aynı şekilde o da hapse girmemek için özür O da mı diledi. hapse girecekti? Tabii ki hepsi girecekti. Bir tek Seren girdi gitti. Girdi Evet, kız. girdi. Ha bunu ben şunu ben savcıya gittiğimde şöyle söyledim. Bakın dedim, bir konuda anlaşalım. Benim bu hanımefendinin şeyiyle bir ala, yani bir derdim yok. Ya Namusuyla. ben kimseye namussuz demiyorum. Herhalde canım. Tabii Namussuzluk canım. çok ağır Tabii ki, kavramlardır. tabii ki. Hırsız demiyorum. Onu bunu Tabii. demiyorum. Başka bir Ve şeyden kimseye düşmedi bahsediyorum. namuslu namussuz Aynen olunca. öyle. Evet. Ama benim başıma böyle bir şey gelseydi belki ben de anlatırdım. Ama Yani benim açıklamadı. kocam aldatmış bu insanı. Yani yeşim salkım aslında yaşadıklarını Ama anlatıyor. ben Yoksa niye tabii. başkasının namusu veya Tabii. başkasının ilişkisiyle ilgili sohbet Hayır bak, ne edilmemesi? diyorum, namus olsaydı ben o dönem, bana o kaset seyrettirildiğinde gördüğümde ben zaten giderdim eşimle, senle barışıyorum. Bu kadını mahvediyorsun, bu kadını yok ediyorsun. Hadi bakalım yürü derdim. Tabii elinizdeydi. Elimdeydi. Ne Çok. engelledi beni? Ne engellemiş olabilir beni?